Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ya da zerrat-ı kainat ve mürekkebat ya. Birinci mesele, senin münsif olan zihnine malumdur ki, küreviyat-ı arz ve yerin yuvarlaklığına muhakkikini İslam, eğerçi ittifak-ı sukutu ile olsa ittifak etmişlerdir. Eğer bir şüphen varsa, makasıt ve mevakıfa git, maksata vukuf ve ıttıla peyda edeceksin ve göreceksin. Saat ve seyyid, top gibi küreleri ellerinde tutmuşlar, her tarafa, her tarafına temaşa ediyorlar. Eğer o kapı sana açılmadı, Mefatihul Gayb olan İmam-ı Razi'nin geniş olan tefsirine gir ve Serir-i Tedris'te o dahi imamın halka-i dersinde otur, dersini dinle. Eğer onun ile mutmain olmadın, arzı küreviyat kabına sığıştıramadın, İbrahim Hakkı'nın arkasına düş. Hüccetül İslam olan İmam-ı Gazali'nin yanına git, fetva iste. De ki, küreviyette müşahat var mıdır? Elbette diyecek, kabul etmezsen müşahat vardır. Zira ta zamanından beri şöyle bir fetva göndermiş. Kim küreviyete arz gibi burhan-ı kat'i ile sabit olan bir emri dine himayet bahanesiyle inkar ve reddetse dine cinayet azim etmiş olur. Zira bu sadakat değil, hıyanettir. Eğer ümmisin, fetvayı okuyamıyorsun. Bizim hem asrımız ve fikren biraderimiz olan Hüseyin-i Cisne'nin sözünü dinle. Zira yüksek sesle münkiri küreviyeti tehdit ettiği gibi hakikat kuvvetiyle pervasız olarak der. Kim dine istinad ile himayet yolunda müdevvediyeti arzı inkar eder ise sadık-ı ahmaktır. Adı-ı şedidden daha ziyade zarar vermiş olur. Eğer bu yüksek sesle senin yatmış olan fikri hakikatin uykudan kalkmadıysa ve gözün de açılmadı, İbn-i Hümam ve Fahrul İslam gibi zatların ellerini tut. İmam-ı Şafi'ye git, istifta et, de ki, şeriat da vardır, bir vakitte 5 vakit namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır, yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur. Hem de bir kavim vardır, güneş çok günlerde vurup ve çok gecelerde tuğlu etmez. Nasıl oruç tutacaklar? Hem de istifsar et ki, şartın tarifi şer'isi olan sair erkana mukarin olan şeydir. Nasıl namazda şart olan istikbal-i kıbleye intibak eder? Halbuki yalnız kıyam ve yarı kuutta mukarenet vardır. Emin ol, İmam-ı Şafi, mesele-i ulayı şarttan ve garttan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. İkinci ve üçüncü meseleyi dahi, cenuptan şimale mümted olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir. Burhan-ı aklı gibi cevap verecektir. Hem de kıble meselesinde diyecek, kıble ve Kabe öyle bir amud-u nuranidir ki, semavatı arşa kadar takmış ve nazmedip küre-i arzın tabakatını ferşe kadar delerek kainatın muntazam bir amud-u nuranisi olmuştur. Eğer gıta ve perde keşfolunsa, hattı şukulüyle senin gözünün şuağı, hattı şakulüyle senin gözünün şuağı, namazın her bir hareketinde aynı kıbleyle temas ve musafaha edecektir. Ey birader! Eğer sen zannettiğim adamlardansan, acip hülyaların alemi hayalden başka bir yer bulamadığından bir kıymeti yoktur. Ta kalbe girebilsin. Sen de inanmıyorsun. Nefsini kandıramıyorsun. Fakat sapmışsın. Eğer o hayalatı açık ve hakikate kapalı olan kalbinizde pek çok defa mütehayyilenizden daha küçük olan küre-i arz yerleşmez ise, tevsi-i zihin için nazarın ufkunu genişlettir. Bir meclis hükmünde
geçinen arzın sakinlerini gör, sual et. Zira ev sahibi evini bilir. Onlar umumen müşahede ve tevatür ile bir lisanla sana söyleyecekler. Yahu bizim beşiğimiz ve fezai alemde şimendiferimiz olan küremiz o kadar divane değildir. Ecram-ı ulviyede cari olan kaide ve kanun-u ilahiden şuzuz ve serkeşlik ettik. Hem de delail-i mücesseme-i musattaha olarak haritaları ibraz edecektir. İşaret kalsın. Birinci mesele. Senin münsuf olan zihnine malumdur ki küreviyat-ı arz ve yerin yuvarlaklığına muhakkikini İslam eğerçi ittifak-ı sükutuyla olsa ittifak etmişlerdir. Şimdi Muhakemat kitabı 1911'de telif edilmiş. Bundan değil mi? 100 sene önce. 100 sene önceki insanların fikriyatı, düşünceleri ve o gün gündemde ortaya çıkan konulardan birisi şu dünya yuvarlak mıdır, değil midir? Düz müdür, yoksa yuvarlak mıdır? Bu medara bahs olmuş. Dolayısıyla bir kısım cahil insanlar, dini ve mukaddesatı bilmeyen, hem fen ilminde de gabi olan insanlar demişler ki ya bu dünya nasıl yuvarlak, düz. Sonra kim bu dünyaya yuvarlak derse, haşa dinden çıkmış, İslamiyet'ten başını hakikaten uzaklaştırmış şeklinde bazı olumsuz, İslamiyet'e uygun olmayan düşünceler gündeme gelmiş. Üstad şimdi onlara cevap veriyor. Evet, şimdi öyle başlayalım. Senin insaflı olan zihnine malumdur ki, oku bakalım. Küre-i arz, yani dünyanın yuvarlak olması ve yerin yuvarlaklığına muhakkikin İslam eğerçi ittifak-ı sükutuyla olsa ittifak etmişlerdir. Yani bütün İslam ulemaları dünyanın yuvarlaklığı noktasından ne yapmışlar? İttifak etmişler. Evet. Eğer bir şüphen varsa makasıt ve mevakıfa git, maksata vukuf ve ıttıla peyda edeceksin. Şimdi Üstad Hazretleri burada delil getiriyor. Makasıt ve mevafık, biri Sa'd Taftazani'nin, öbürü de Seyyid-i Cürcan Hazretleri'nin iki önemli kitabı. Bunlar kelam ilminin en büyük alimleri. İslam tarihinde gelmiş geçmiş en büyük kelam alimi. Taftazani ile, koca Taftazani diyor, bir tane Seyyid Şerif-i Cürcani. Eğer diyor bu konuda şüphen varsa, fakat itikadla ilgili meselelerde biz çözüm aramak istediğimiz zaman itikada medar meseleleri tahlil eden, tespit eden, hakimane beyan eden ilim nedir? Kelam ilmidir. Çok önemli. Kelam ilmi itikadla ilgili ölçüleri ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla bu dünyanın yuvarlaklığı hakkında bir endişen varsa işte kelam ilminin en büyük dahisi iki imamın kitaplarını incele bak. Orada aradığın cevabı bulacaksın. Geçelim bunu. Eğer o kapı sana açılamadı, Mefatihül Gayb olan İmam-ı Razi'nin geniş olan tefsirine gir. Yani kelamdan anlamıyorsan, söz sana ağır geliyorsa, itikadi meselelerin derinliğine vukufiyetin yoksa, o zaman Fahrettin Razi'nin meşhur tefsiri var. Çok meşhur bir tarih, tefsir. İslam tarihinde medreselerde okutulmuş. O zaman kelam ilmi değil, tefsir ilminin gözüyle bak. Fahrettin Razi'nin tefsir külliyatına gir. Orada aradığın ne yapacaksın? Bulacaksın. Bu da ikincisi. Evet. Eğer onun ile mütmain olmadın, arzı küreviyet kabına sığıştıramadın, İbrahim Hakkı'nın arkasına düş. Yani bir de İbrahim Hakkı Hazretleri, onun hakikaten astronomi üzerine çok büyük şeyleri var, eserleri var. Geçen hafta da bu dersin başında başlamıştık. O Tillo'da yaşamış. Ben diyor semavatı Tillo'nun sokaklarından daha iyi tanıyorum. Semayı, şu yıldızlar alemini Tillo'nun caddelerinden, sokaklarından daha iyi tanıyorum. Hakikaten İbrahim Hakkı Hazretleri'nin arz ve sema hakkında hatta bazı aletlerle
günün eşit olduğu, yani geceyle gündüzün eşit olduğu zamanda Şeyh-i Fakrullah Hazretleri'nin kabrine o gün, güneşin doğduğu zaman tam kabrine güneş ne yapıyor? Üzerine şey etmiş oluyor. Böyle tam yansımış oluyor. Hatta Avrupa'dan, Amerika'dan gelen birçok bilim adamları kaç yüz sene önce bunu nasıl keşfetmiş, nasıl bulmuş diye tacip etmişler. O sırrı doğru dürüst de çözememişler. Evet. İstersen İbrahim Hakkı'nın kitaplarına bak. Onun şeyi vardır, müzesi vardır. O müzede dünyanın yuvarlaklığı ile ilgili şeyler, aletler, birçok şey bir arada gezmiştik. Hakikaten yaşadığı asrın çok daha ilerisinde, o zaman Avrupa onun çok daha gerisinde birçok hakikatları ilim lisanıyla beyan etmiş ve kitaplarında da bunu kaydetmiş. İstersen diyor, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kitaplarına müracaat et, git kütüphanesine, git müzesini bugün gez. Evet. Hüccetül İslam olan İmam-ı Gazali'nin yanına git. Ha, istersen, ha, bir de İmam-ı Gazali, İslam ulemaları içerisinde Ehl-i Sünnet İmam-ı Gazali ne demişler? Hüccetül İslam, yani onun ağzından çıkan sözler Müslümanlara nedir? Delildir, hüccettir. Evet. İstersen İmam-ı Gazali'ye sor. Sor bakalım. Dur. Devam et. Hı. De ki, küreviyette müşahat var mıdır? Yani bu küreviyetle ilgili bir sıkıntı, bir sancı, bir problem var mıdır? Yani İslam dünyasında ulemalar dünyanın yuvarlaklığı hakkında fikren bir kavga etmişler mi? Bir çatışma olmuş mu, olmamış mı? Evet. Elbette soru. Diyecek. Hı. Kabul etmezsen müşahat vardır. Ha. Yani dünyanın yuvarlaklığını kabul etmesen o zaman ne vardır? Sıkıntı ve sancı vardır. Çatışma o zaman ortaya çıkar. Hı. Evet, devam et. Hı. Eğer ümmisin, fetvayı okuyamıyorsun, bizim hem asrımız ve fikren biraderimiz olan Hüseyin-i Cisri'nin sözünü dinle. Hüseyin-i Cisri'de Risale-i'nur'da geçiyor, değil mi? Hüseyin-i Cisri incelenmiş, değil mi? Risale-i Hamdiyesi. Fikren biraderimiz diyor. Ustanın zamanında yaşamış. Fikren biraderimiz diyor. Çok, değil mi? Tabir yani. Hüseyin Cisri de büyük bir alim. İşte peygamberimizin geleceğinin işaretini, değil mi? 120 yerde şeyden çıkartmış. İncil'den çıkartmış. Ben gidiyorum ta ki Faraklit hakla batılı ayıran peygamber gelsin manasında İncil'den tahrip edilmiş. İncil'den ve Tevrat'tan peygamberimizin geleceğinin alametlerini çıkartmış kitabında, Risale-i Hamidi isimli kitabında yazmış, kaydetmiş. Ona müracaat et, aynı manayı, aynı hakikati onda da ne yapacaksın? Göreceksin. Evet. Devam et. Kaldığımız yerde. Devam et, evet. Eğer bu yüksek sesle senin yatmış olan fikri hakikatin uykudan kalkmadıysa ve gözün de açılmadı, İbn-i Hümam ve Fahrül İslam gibi zatların ellerine tut. Şimdi bu İbn-i Hümam, Hanefi fıkhının çok büyük allemelerinden, çok büyük bir fakı. O bir. Bir de Fahrül İslam. Fahrül İslam, Pezdevi. Pezdevi, İslam tarihinde usulü fıkhın ustadı ekberi. Enteresan bir zat ya. Üstad, fıkıhta, usulü fıkıhta, yani bugünkü manada metodolojide İslam tarihinde gelmiş geçmiş en büyük metodoloji müderrisi, alim, Pezdevi. Bunlar iki kardeşmiş, enteresan. Birisi şeyde, kelam ilminde Maturi mezhebinin yerleştirilmesinde çok büyük hizmeti olmuş. Bu Pezdevi de şeyde, usulü fıkıhta, Pezdevi'den sonra bütün usulü fıkıh kitapları hep onun şeyi içerisinde, şerh ve izahı manasında yazılmış. Yani zirvede, belki şöyle anlamak lazım, yani faraza İslami mimari noktasında Mimar Sinan nerededir? Zirvededir. Mimar Sinan nasıl mimaride zirvede ise, Pezdevi de usulü fıkıhta zirvede.
Yani aslında üniversitelerde bu zatın usul kitaplarının okunması lazım. 5 cilt, 7 cilt, 10 cilt İslam tarihinde bunun kitapları şerh ve haşi yazılmış. Molla Hüsrev. Kim Molla Hüsrev? Osmanlı'nın yetişmiş olduğu en büyük allemlerden birisi. Molla Hüsrev de bu Pezdevi'nin kitabını şerh etmiş. Şimdi Molla Hüsrev diyor ki yani Pezdevi söyleyeceğini söylemiş. Yani bunun üstüne çıkamazsın. Ancak senin görevin nedir? Şerh ve izah, usta diyor ya. Benden sonra gelecekler. Böyle ne? Alleme de, değil mi? Hatta müçtehit de olsalar vazifeleri nedir? İsrarları şerh ve izahtır. Şimdi nasıl İsrarunnur ilmi kelamda, ilmi hakikatta zirvede? Yani telif dünyasının güneşi. Üstad yazacağını yazmış. En kemal derecede yazmış. Bundan sonra gelenler alleme hatta müçtehit de olsalar vazifeleri nedir? Şerh ve izahtır. Pezdevi de öyle bir zat usulde, metodolojide. Ama yani bunu hem böyle İslami ilimlerde hem de böyle diğer fakültelerde bu metodoloji neymiş ya okutulması lazım ama maalesef. Pezdevi öyle bir insan. O istersen diyor, İbni şey de öyle. Tamam. Hümam da öyle ya, enteresan ya. İslam tarihinde ne kadar mütebahir allemeler gelmiş, ne kadar kamil insanlar gelmiş. İmam-ı Şafi'ye git, istifta et, de ki. Şimdi İmam-ı Şafii de müçtehit. Tabii müçtehit şeyden usulü fıkıh aleminin çok daha üstündedir, fevkinde. Bir batılı yazar diyor ki, dünyada diyor metodolojiyi en iyi bilen insan şeydir, İmam-ı Şafii'dir diyor. Enteresan. Nasıl istihraç etmişler yani, evet. Nasıl ölçüler, esasları koymuşlar yani. Metodoloji. Tabi bunlar gençlerin metodoloji meselesi. Şimdi garajdan çıkarken gözüme ilişti. O büyük Volkswagen şeyler var ya. O şeye garajın şeyine duvarına yakın. Yani minibüs. Şimdi geçerken aklıma geldi. Bir kamyon, yüklü bir kamyon böyle şeyden köprüden geçiyor. Tam geçerken köprü şey düşük. Mesela diyelim ki normal köprüler nedir? 4,80'dir, 4,20'dir faraza. Bu diyelim 3,70. Kamyon, yüklü kamyon şeye giriyor. Hızlı giriyor köprüye. Köprü de sıkışmış. Sıkışmış. Ne ileri gidiyor ne geriye gidiyor. Şimdi şoför el ayağı tutulmuş. Sağdan soldan gelmişler ne yapalım falan. Bak. Birisi demiş ki ya ne yapalım? Ya bu köprüyü yıkalım. Metot. Biri demiş köprüyü yıkalım. Ya öbürü demiş ki ya köprü nasıl yıkar bu devletin köprüsü. Polis jandarma gelir elimiz ayağımızı kilitler. Ne yapalım? Raf şeyleri indirelim. Pamuk şeyleri şunların mesela malzemeleri indirelim falan. Bir çocuk onların yanından geçmiş gülmüş. Ya amca demiş sizde akıl mantık yok mu? Ne var oğlum? Amca demiş, tekerlerin havasını indirin. Bak, çözüm. Ha? Şimdi onların kafasına gelse ya köprü yakacaklar ya da balyaları aşağı indirecekler. Bak çocuk küçük. Ortaokul talebesi gülmüş. Ya amca ne yapıyorsunuz siz demiş. Ya tekerin havasını indirin. İndirmişler. Kamyon vurmuş geçmiş. Bak metot yani. Çözdü. İşi pratik olarak ne yaptı? Bitirdi. Ya. Usul, usul. Ya. Bir meseleye ulaşmak için usul çok önemli. Vasıl olamıyorsak eksiğimiz usulsüzlüktendir. Usulsüzlüğümüzün sebebi usulsüzlüğümüzdür. Usul bilmeyen vasıl olamaz. Usula erişemez. Evet. İmam-ı Şafi'ye git, istifta et, de ki. Ha bir de İmam-ı Şafi'ye sor. İmam-ı Şafi ne? Müçtehit. Ehli içtihat. Bak o ne diyor? Oku bakalım. Şeriatta vardır.
bir vakitte 5 vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır, yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur. Hem de bir kavim vardır, güneş çok günlerde vurup ve çok gecelerde tuğle etmez. Şimdi nasıl Avrupa'da değil mi? Şöyle işte Rusya'da o şeyde kuzeye doğru, Avrupa'da da Norveç şeyde, Finlandiya taraflarında değil mi? Yazın güneş ne yapmıyor? Batmıyor. Hatta bazı yerlerde, kutba yakın yerlerde yatsı namazı, akşam namazı vakti oluyor. Akşam namazı oluyor. Yatsı girmeden sabah namazına giriyor. Yani yatsının hükmiyeti yok. Hatta bazı Müslümanlar vakit girmediği için namazın şartlarından birisi nedir? Vakittir, vakit girmediği için yatsı namazını yapıyorlar? Kılmıyorlar. Adam akşam namazını kılıyor, 15 dakika sonra imsak girecek, oruç tutacak. Mecburen bir şeyler yemesi lazım. Oradan namazını yapmış oluyor, düşmüş oluyor. Peki buna nasıl çare? İmam Şafii ne demiş? Oku. Hem de istifsar et ki, sor. Şartın tarif-i şer'isi olan sair erkana mukarin olan şeydir. Nasıl namazda şart olan istikbali kıbleye intibak eder? Halbuki yalnız kıyam ve yarı kuutta mukarenet vardır. Emin ol, İmam-ı Şafi mesele-i ulayı şarttan ve garttan geçen... Şimdi bakın, şimdi dünya düz olmuş olsaydı, şimdi namazın şartlarından birisi nedir? İstikbali kıble. Şimdi dünya düz. Şöyle düz bir şey, satı. İşte istikbali kıble. Allah-u Ekber dedim. Gözün Kabe'ye gitti mi? Düz yere. Şu ileride hayal edin, şu ileride Kâbe, kıble şöyle, değil mi? Şimdi Allahu Ekber dediğin zaman gözün Kâbe'ye şey etti mi? Yöneldi. Yöneldi mi? Peki, rüküde de bak artık hadi yarı, secdeye gittin mi? İstikbal-ı kıble, eğer dünya düz olsaydı, eğer dünya düz olsaydı, secdeye gittiğin anda İstikbal-i kıble ne oldu? Ref oldu, ortadan kalktı. Nasıl namaz olur? Namazın şartı? Eksilmiş olur. Eksilmiş olur. Ha. İmam-ı Şafii nasıl cevap veriyor? Oku. Emin ol, İmam-ı Şafii mesele-i ulayı şarttan ve garttan geçen dairenin müdevvediyetiyle tasvir edecek. Şarttan ise yani şey, enlem dairesi, evet. İkinci ve üçüncü meseleyi dahi cenüpten şimale... Ha, enlem ve boylamla ne yapacaktı İmam-ı Şafii? Yani bugünkü coğrafyanın ifade ettiği enlem ve boylam dairesiyle sana ne yapacaktı? Cevap verecekti. Evet. Mümted olan dairenin mukavesiyetiyle tatbik edecektir. Burhan-ı akli gibi cevap verecektir. Ha, yani akılla, mantık ve muhakeme ile ilmin ışığında İmam-ı Şafii sana ne yapacaktı? Cevap verecekti. Hem de oku. Hem de kıble meselesinde diyecek. Kıble ve Kâbe öyle bir amud-u nuranidir ki semavatı arşa kadar takmış ve nazmedip küre-i arzın tabakatını ferşe kadar delerek kainatın muntazam bir amud-u nuranisi olmuştur. Ya şimdi bakın İmam-ı Şafii nasıl cevap veriyor? Şimdi dünya böyle yuvarlak. Bak dünya yuvarlak. Bir farz diyelim ki Kâbe burada. Kâbe burada. Şimdi yani geometri okudunuz. Şuna şuradan bir tane çizgi hat çıkartın arşa kadar. Bir de burada Kabe'nin altından aşağı indirin. Yani ta dünyanın bu tarafından çıksın. Yani şöyle bir kesit koyun. Nurani bir sütun koyun. Şimdi nurani bir sütun. Bak şimdi böyle buradan böyle gidiyor. Böyle geliyor. Kabe'nin dibinden del çıkart. Dünyanın öbür tarafından çıkart. Şimdi dünya yuvarlak. Niye? Bakın. Çünkü namaz kıldığın zaman gözün hep amud-u nuraninin karşısında. Allahu Ekber dedin. Bak dünya yuvarlak ya. Allahu Ekber dedin. Şimdi bu amud-u nurani çıkart. Senin gözün ileride amud-u nuraniye isabet etti mi? Etti. Rüküye gittin yine etti mi? Hani bunu aslında şekil çizip göstermek daha da şey. Secdeye gittin yine senin gözünün şeyi şu an o çizgiye o amud-u nurani isabet etti mi? Etti. Demek namazda küre-i arz eğer düz olsaydı namazın şartlarından birisi istikbal-i kıble ortadan kalkacaktı.
İşte dünya yuvarlak olduğu için o amud-i nurani noktasından baktığımız zaman ta ağaçtan aşağıya kadar indir. Ferşe kadar o amud-i nuraniye namazın bütün rükünlerinde biz ne yapmış oluyoruz? Nakes ve aynı olmuş oluyoruz. Evet. Eğer gıta ve perde keşfolunsa... Gıta da örtü demek. Örtü ve perde keşfolunsa... Hattı şakülüyle senin gözünün şuağı... Hani şakül var ya o şeylerin inşaat yapan, o şakül. Gözünün şakülüyle baksan, gözünün şakülünün noktası o Kabe'nin amud-i nuranisine ne yapacaktır? İsabet edecektir. Şuağı, namazın her bir hareketinde aynı kıbleyle temas ve musaffaha edecektir. Edecektir, evet. Ey birader! Eğer sen zannettiğim adamlardansan, acip hülyaların alemi hayalden başka bir yer bulamadığından bir kıymeti yoktur. Ta kalbe girebilsin. Sen de inanmıyorsun. Nefsini kandıramıyorsun. Fakat sapmışsın. Eğer o hayalata açık ve hakikate kapalı olan kalbinizde pek... Şimdi bu cümlenin üzerinde durmak lazım. Hayala açık, hakikate kapalı. Hayala açık, hakikate kapalı. Bir insanın kalbi hakikate kapalı oldu mu, o fikri istikameti bulamaz. O düşüncesinde, efkarında, itikadında, yakininde sapar. Ya ifrat eder ya tefrit eder. İslamiyet'in hakaiki hayal üzerine inşa edilmemiş. Değil mi? Hayal yok. Nedir? Hakikat-ı Kur'aniyedir. Evet. Hayalata açık. Hakikate kapalı olan hakikate kalbinizde kapalı. Pek çok defa muhayyilerinizden... Şimdi bu bir gavabet ölçüsü. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Hayali büyütüyor. Hayalde sarıyor, büyütüyor. O kar topunu düşün, dağın tepesinden bırakıyorsun böyle. Yuvarlanıyor. Aşağıda dağ gibi oluyor. Hayalinde bir meseleyi alıyor, takıyor, büyütüyor. Ama hakikatte onun hiçbir hükmiyeti yok. Hiçbir manası yok. Onun için Müslümanın dünyasında mehenk, hakikat-ı Kur'ani'nin ölçüsüdür. O mizanla giderse o insan istikameti bulur. Hakikate kapalı olursa hayalden ne yapar? Sapar ya ifrata düşer ya da tefrite düşer. İkisi de cehennem zumun bir keyfiyettir. Evet. Mütehayyilerinizden daha küçük olan küre-i arz yerleşmez ise tevsi-i zihin için nazarın ufkunu genişlettir. Yani zihnini aç. Nazarını aç. Küre-i arzın yuvarlaklığını zihninde ne yap? Yerleştir. Evet. Bir meclis hükmünde geçinen arzın sakinlerini gör, sual et. Zira ev sahibi evini bilir. Onlar umumen müşahede ve tevatür ile bir lisanla sana söyleyecekler. Yahu bizim beşiğimiz ve fezai alemde şimendiferimiz olan küremiz o kadar divane değildir. Yani bir de hal diliyle küre arz üzerindeki mahlukata, masnuata bak. Onlar da hal diline diyecekler. Evet, oku. Yahu bizim beşiğimiz ve fezai alemde şimendiferimiz olan küremiz o kadar divane değildir. Ecram-ı ulviyede cari olan kaide ve kanun-ı ilahiden şuzuz ve serkeşlik etsin. Cenab-ı Hak her şeyi bir nizam altına aldığı gibi bütün küreleri, gezegenleri ne yapmış? Nizam ve intizam altına almış. Hepsi, değil mi? Dağların yürüyüşüne bak. Ayette geçiyor ya. Dağların yürüyüşüne bak. Değil mi? Bu ayetin arkasından çıkan mana dağların yürümesi ne demek? Demek küre-i arz dağlarla beraber ne yapıyor? Gidiyor manası ayette de geçiyor. Evet. Hem de delail-i mücesseme-i musattaha olarak haritaları ibraz edecektir. Evet. İşaret. Nizam hılkat-ı alem denilen şeriat-ı fıtri ilahiye Mevlevi gibi cezbe tutan meczup ve misafir olan küre-i arza, güneşe iktida eden saf beste yıldızların safında durup itaat etmesini farz ve vacip kılmıştır. Bir de tabii şeriat-ı fıtriye noktasından bakınca, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu,
Bu gezegenler, dünyada bir gezegen, güneşin etrafında Allah onları ne yapmış? Usta diyor, güneş silkinir, ta ki etrafındaki meyveleri düşmesin seyyar diye. Seyyar olan yemişleri düşmesin. Şimdi o kanun-u cazibe ile Cenab-ı Hak kainatta bir nizam tesis etmiş. Bu nizamın mükemmelliği, Allah'ın sonsuz kudretini, rububiyet-i ilahiyenin harikalığını göstermiş oluyor. İşte 9 gezegen ve 12 gezegen, bakın, yörüngeleri farklı, cisimleri farklı, hızları farklı. Hepsinin güneşin etrafında intizamla dönmesi, Allah'ın sünnetullah kanununun ne kadar mükemmel olduğunun delil ve hüccetidir. Üstad bunu bir fıkıh kaide gibi ifade ediyor. Yani imama ne yapmak lazım? İhtida etmek lazım. Şimdi namaz kılacağız. İmama uyuyor muyuz? Uyuyoruz. Burada bir teşbih yapıyor. O gezegenlerin imamı kim? Güneş. Gezegenler ne? Cemaat. Saf tutmuşlar. Onun etrafında. Peki İslam fıkhında da önemli bir ölçü. Evet. Düstur nedir? İtaat etmesini farz ve vacip kılmıştır. Neden oku? Zira zemin zevciyle beraber erteyne ta'in demişlerdir. Taat ise cemaat ile daha eftal ve daha ahsendir. Demek ki burada bir de telmih yapıyor. Yani itaat şey neyledir? Sen söyle. İtaat cemaat ile olursa daha eftaldır. Daha ahsendir. Onun için mesela bir Müslüman tek başına namaz kılabilir mi? Kılar. Ama cemaat da kılarsa bir rivayette 25 veya 27 kat ne yapmış oluyor? Ecir ve kazanmış oluyor. Aynı şekilde o güneş imamının etrafındaki şeyler de, gezegenler de imamları olan cemaata itaat edip şeriat-ı fıtriye içerisinde görevlerini ifa ve icra ediyorlar manasını buradan anlamış oluyoruz. Evet. Elhasıl sani alem arzı istediği gibi ve hikmeti iktiza ettiği gibi yaratmıştır. Sizin ey ehli hayal, teşehhi ile istediğiniz gibi yaratmamıştır. Akıllarınızı kainata mühendis etmemiştir. Bu da çok önemli. Bakın şimdi Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri yaratmış. Şimdi yaratılışta ne var? Bir kere sonsuz esrar-ı ilahiye var. Yaratılışta ne var? Sonsuz hikmetler var, faydalar var, maslahatlar var, güzellikler var. Yaratılışta ne var? Allah'ın sonsuz kudreti, sonsuz iradesi ve sünnetullah kanunları var. Şimdi dolayısıyla Cenab-ı Hak, bakın, Allah meşveretten münezzehtir. Yani niye meşveret ederiz? Ya Mesut kardeşlere gel şu meseleyi çözelim. Niye? Ben o meseleyi tam kaldıramadım, tam indiremediğim için, tam makul bir cevap bulamadığım için yardım istiyorum. Hocam hele sen de gel. Sen de bu sahada uzmansın. Her bir araya gelelim, ortak akıl. Burada en güzel kararı alalım. Bak. Yani meşveret bir cihette insanların aczını, nakıs ve noksanlığının bir alameti ve işaretidir. Bir araya gelip ortak akılla en güzeli, en doğruyu bulma tekniğidir değil mi meşveret? Şimdi Allah meşveretten münezzehtir. Allah çünkü kamil-i mutlaktır, alim-i mutlaktır, kadir-i mutlaktır. Allah mahlukatıyla meşveret etmez. Yani Cenab-ı Hak insana danışmaz daha açıkçası. Değil mi? Ha. Allah insanı da kainatın yaratılmasında mühendis ve müfettiş de yaratmamıştır. Allah danışmaktan, başkalarıyla meşvere etmekten nedir? Münezzeh ve mübarradır. Sonsuz kudretiyle Cenab-ı Hak kainatı, hılkatı yaratmış. Hılkata medar güzellikler var. İnsanın bakın, insanın görmesi kayıtlı, kısıtlı mıdır? Evet, mesela buradan bakarsın, şu dağı görürsün ama arkasını yapamıyorsun, göremiyorsun. İnsanın işitmesi de öyle, değil mi? Şuradan işitirsin ama dışarıdaki sesi işitmeyebilirsin. Bak, insanın görmesi, işitmesi, insanın aklı da öyle. Görmenin bir hududu var mı? Var. İşitmenin bir hududu var mı? İdrakın, anlamanın da bir hududu var, değil mi? Şimdi insan aklı her şeyi tartacak, her şeyi anlayacak istat ve kabiliyette midir? Değildir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanları kainatta müfettiş olarak yaratmamış. Anlamıyorum. Anlamıyorsan o sen neyindir? Nakıs ve noksanlığındır. Nakıs ve noksanlığını bil.
kavrayamadım. Anlamaya çalış. İnsan da kainattaki her hadisatı anlamadığı gibi kevanattaki Allah'ın her sırrını da her insanın anlaması sünnetullah kanunlarına göre imkansız gibidir. Evet. Tembih. Nasıl? Bu ayet. Evet, Allah'ın kanunlarında tebeddül artmaz diyor. Evet, ayet, evet. Evet, sünnetullah kanunlarında Allah'ın kanunlarında tağir ve tebdil olmaz. Sünnet Allah, değil mi? Evet. Tenbih. Zaaf-ı akideye veyahut sofistai mezhebine olan meyle veyahut daha almamış yeni müşteri olmasına işaret eden umurun biri de bu hakikat dine münafidir olan kelime-i hamkadır. Ya bak şimdi bu ahmakların kullanmış oldukları ahmak. Sadık ahmakların, dinde müteassıp, muhakeme-i akliyede noksan olan insanların dünyası. İşte bu nedir? Dine muhaliftir. Ya dünyanın yuvarlak olması, düz olması, efendim yamuk olmasının dinle ne alakası var? Değil mi? Az düşünün. Değil mi? Ama bakın burada bir zaaf-ı akide diyor. Biri itikatta zaafiyeti var. Niye insanlar böyle bir çukura düşüyor, böyle bir yanlışa gidiyorlar? Biri zaaf-ı akideye. Akidede yani itikadında ne var? Zafiyet var. Yani akidesi, itikadı, imanı tam oturmamış. Bu bir. Devam veyahut sofestai mezhebine olan meyle. Veyahut da sofestai her şeyi ne yapıyor? İnkar ediyor. Kendini inkar ediyor, hakikati inkar ediyor. Sofestailer böyle. Kainattaki hadisatı ne yapıyor? Tevil ediyor, tefsir ediyor, inkar ediyor. Hakikatları tebeddül ediyor, ters çeviriyor. Ya sofistlerinden hisse almış ikincisi. Veyahut daha almamış, yeni müşteri olmasına işaret de, eden. Bir de İslamiyet'e daha yeni girmiş veya senelerden beri dışarıda dolaşıyor. Sefahatın içerisinde, fıskın içerisinde, küfrün içerisinde, cehaletin içerisinde daha yeni ne olmuş? Daha yeni İslamiyet'te teması var. Şimdi bu bazen oluyor mesela hakikaten diyelim ki görüyoruz. Şimdi adam mesela Avrupa'da, Amerika'da bir adam Müslüman oluyor. Daha 3 günlük Müslüman. 3 günlük. Tam la ilah dedi, Muhammedun Resulullah dedi, İslamiyet'i kabul etti. 4. gün bakıyorsun, İslamiyet hakkında konuşuyor. Ulan sus kardeşim. Ayıptır yani. Oturduğun ahır sekisi, ulan söylediğin İstanbul türküsü. Senin İslamiyet hakkındaki malumatın, altyapın ne? 3 günlük ya. Sen 30 sene Kur'an'ı inceledin mi? 40 sene ömrünü hakaike, marifete, kelama, tefsire, hadise, İslami mesailere hayatını, ömrünü tahsis ettin mi? Etmedin. Daha sen tüfeğlisin. Ayıp değil mi ya? Bir de edebi ne? Ya çiğnememek ya. Daha yeni. Bugün mesela her yerde oluyor. Mesela adam 40 sene afakta dolaşmış. Sarhoş, kumarbaz, tefessü etmiş, hayatı karanlıklar içerisinde gitmiş, patırtı, gürültü, dinle, imanla, İslamiyetle alakası yok. Hasbel kader, işte Ramazan gelmiş, ondan sonra olan bu Ramazan ayı ne? Oruç ayı. Yani Ramazan'da içak külli gavur molak. Tabii ya. Bektaşi'ye demişler ki ya ne o erenler Ramazan günü? Ne o erenler? Ağzında ne? Kayısı kurusunu almış ağzına, ağzında yiyor yani resmen adam. Birisi karşıdan gelmiş sonra ki Bektaşi'ye ne o ağzındaki? Demiş ki iftara kadar yumuşatıyorum. Ha. Ya peki oruç tutmuyorsun. Sahura niye kalkıyorsun? Demiş, sahura da kalkmaya küllüküm, kâfir mi olalım kardeş demiş. Yani şimdi, kâfir mi olalım? Şimdi bu adam 40 sene İslamiyet alakası yok. Ne okumuş, ne araştırmış, ne tetkik etmiş, ne yaşamış, ne duymuş, ne hissetmiş. Hasbel kader, mesela tövbe etmiş, istiğfar etmiş, İslamiyet'e gelmiş. Bakıyorsun adam, alleme-i cihan. Öyle konuşuyor ki. Veya bu tip insanlar ne oluyor? Oku.
Bu hakikat yine münafidir olan kelime-i hakkadır. Ha şimdi adamda mizan yok, adamda ölçü yok, değil mi? Bir altyapı yok. Ağzı olan diyorlar ya, ağzı olan konuşuyor. İşte ya, kim demiş bu dünya yuvarlaktır diye. Hayaline, aklına danışıyor. Şimdi burada tabii çok önemli olan nokta ne? Şimdi idrak gelişmemiş. Şimdi köydeki bir adamı düşün. Şimdi Amerikalılar aya çıktı. Adam köyde oturuyor. Ya bunlar diyor nasıl aya çıktılar? Ben diyor dama çıkamıyorum. Merdivenimin şeyi eksik. Basamakları eksik. Ben dama çıkamıyorum. Peki bunlar aya nasıl merdiven diktiler? Şimdi onun dünyasında aya çıkmak için ne yapmak lazım? Efendim kavak bir daha ekleyeceksin. O şey ağacı ona bir daha ekleyeceksin. Uzun bir merdiven yapacaksın, aya tırmanacaksın. Bak ona göre ne? Muhal. O zaman da ne yapıyor? Aklına sığışmadığı için hemen inkar ediyor. Bu asırda birçok insan işte üstad diyor istibat. Niye inkar ediyor? Aklından uzak gördüğü için. Şimdi aslında akıl, bakın, akıl anlama aletidir. Gençler bunu o nokta önemli. Akıl itiraz aleti değildir. Şimdi bu asırda birçok insan, mesela gençler, aklı nasıl kullanıyor? İtiraz aleti olarak kullanıyor. Şimdi aklı itiraz aleti olarak kullandığın zaman sen hayatı kilitlersin. Sen bütün hikmeti, hakikati çiğnemiş olursun. Ve bir adım atamazsın. Şimdi mesela hastasın, gittin doktora. Doktor sana bir reçete yazdı. 4 tane ilaç yazdı. Reçeteyi eline aldın. Doktor bey ben bu reçetedeki ilaçların mahiyetini, hakikatini, vasıf ve sıfatlarını bilmesem içmem. Doktor ne dedi? Ulan oğlum bu reçeteyi yazmak için ben 30 sene eğitim gördüm. İçme, geber. Ha, bu anlamak mı istiyorsun? Geriye dön. Tıp fakültesine gir. 6 sene eğitim al. Doktor ol, ondan sonra o reçeteyi anlarsın. Bak bir reçeteyi çözmek için 6 senelik ne lazım? Eğitim lazım. Ha. Akıl itiraz aleti değil. Ya Allah razı olsun. Bak bu doktor hem de profesör hem de sahasında uzman. Bunu amel edeyim. Bu ilaçları içeyim. Şifayı kim verir? İlacı doktor yazar ama şifayı Allah verir. Bak güzel. Şimdi bindin helikoptere, uçağa, pilot kabinine geldin. Şu düğmeler, şu şeyler, aletler nasıl çalışıyor? Bilmesem ben bu uçağa binmem. İn aşağı. O pilot olmak için de git bir 10 sene eğitim al. Bak bu böyle. Akıl itiraz aleti değil. Akıl anlama aleti. Şimdi cahil insanlar, mizansız insanlar, muvazenesiz insanlar bakıyorsun efendim. Bu dine muhaliftir. E nereden biliyorsun? Sen kadi kudat mısın? Sen müçtehit misin? Bakın. Böyle yanlışlar yapılıyor mu? Yapılıyor. Mesela bakıyorsun. Şimdi Türkiye'de İslam aleminin bazı yerlerinde adam bir genç eline meal alıyor. Meal. 18 yaşında, 17 yaşında. Kur'an'ı şu meali oku, oku. Ondan sonra söyle bakalım sen bu ayetten ne anlıyorsun? Lan o İmam-ı Şafii mi? O İmam-ı Azam mı? O İmam-ı Hanbeli mi? O İmam-ı Malik mi? Sağını solunu bilmiyor, değil mi? Belki Kur'an okumaktan da aciz. Bak. Mizansız ve muvazenesiz davrananlar ne yapıyorlar? Hakikati incitiyorlar. Ve onlardan dine ve İslamiyet'e ne geliyor? Zarar geliyor. Evet. Birçok meselede lemahatta geçiyor ya, meselenin kayyumu imandır diyor. Evet. Mahalli kalp ve vicdandır. Akıl ise bekçi iman. Evet. Yani bu kalp mi yükleniyor birçok manayı? Akıl yetişemiyor o noktalara. Tabii aslında yani mücerret akıl değil. Yani imanın kaynağı şeydir, kalptir. Kalp makamı tasdiktir. İşin esası kalptir. Ama delil ve hüccet de süpürgeci hükmündedir. Bekçidir yani, bekçidir. Şimdi delil ve hüccette de tahkim değeri vardır. Bakın,
Üstatıyor Mesail-i İmaniye akıl midesine girdikten sonra kalbe ve diğer şeylere, latifelere hisse almış oluyor. Tabi akıl harman. Ama İslamiyet'teki hiç Kur'an'da birçok hiç akletmiyor musunuz? Buradaki akıl filozofların anladığı manadaki mücerret akıl değildir. Kuru akıl değildir. Kalp ile muttasıl olan akıldır. Dima diye fesledi. Evet, dima. Yani nur akıl kalpten gelir. Kalbin tasdikine mazhar olmuş akıl mattuftur. Akıl bu cihette kalbin neyidir? Veziridir, muhafızıdır, yönlendiricisidir. Bunu tabi mahiyet-i insani haritası itibariyle noktasına bakarsak, kalbin bir cephe şeyi, tefekkür cephesi, değil mi? Mahiyet-i insaniyenin tefekkür cephesi idraktır. İz'an, kabul cephesi de kalptir. Öyle bakmak icap eder. Evet. Zira burhan-ı kat'i ile sabit olan bir şeyi hak ve hakikat olan dine muhalif olduğuna ihtimal veren ve münafaatından havf eden adam hali değil, ya dimağında bir sofestayı gizlenmiş, karıştırıyor veyahut kalbini delerek bir müvesvis saklanmış, ihtilal ediyor veyahut yeniden dine müşteri olmuş, tenkit ile almak istiyor. Evet, bak şimdi bir de... Evet, ya dimağında bir... Şimdi bu tip insanlar, yani mizansız ve muvazenesiz bakanlar, hakikati tam alemlere nakşedemeyen insanları birkaç grup. Ya dimağında bir sofestayı gizlenmiş. Yani bir dimağında, idrakında bir şüphe var, bir şek var. Yani açıkçası dimağı hakikati Kur'aniye noktasından tam oturmamış. Yani altyapı, fikri altyapısı yok. Ya böyle bir veya... Veyahut kalbini delerek bir müvesvis saklanmış. Veyahut da şimdi şeytan ne yapıyor? Sürekli lümme-i şeytani vesvese veriyor. Bakın, ya vesvese veriyor. Bugün Salahattin'i okuduk da, bakın diyor, Üstad diyor ki, bu asırda ben diyor sadece akıl ile, sadece kalple gidecek bir yolun uygun olmayacağını düşündüm. Sadece kalple gidersin, değil mi? Yani zikirle, tesbihle. Ama akıl geride kalırsa mizan ve muvazene bozulur. Sadece akıl önde gider, kalp geride kalırsa o zaman Müslümanın fikir dünyası kuru bir filozof gibi olur. Akıl ve kalp mütabakatıyla gitmek. İşte Risale-i metodu bu. Yani aklı ikna etmek, kalbi de işba etmek, doyurmak. Ha bir de nefsin ustadı nedir? Nefs emmarenin ustadı şeytandır. Nefis her zaman şeytanı dinler. Şeytan da lümme ile insana şek ve şüpheyi atar. Kalbe şek ve şüpheyi atar. İşte kalpteki şek ve şüpheyi izale edecek hakikati Kur'aniyenin rusuhiyetidir. Delildir, hüccettir, mantık ve muhakemedir. Yani ilimdir, ilmi yakindir. Bunlarla insan şek ve şüpheyi ne yapması lazım? İzale etmesi lazım. Dolayısıyla hakikaten erken imaniye medar hakikatlerde şek ve şüphe varsa o insan yanlışa gidebilir mi? Gider. İşte bu tip insanlarda ya dimağında bir sofestayı gizlenmiş veyahut kalbinde vesvese. Bir vesvese var. Veyahut yeniden dine müşteri olmuş. Bir de yeniden müşteri olmuş bakıyor yani. Tenkit ve tecessüs. Bu da önemli. Bakın. İslamiyet'te bir insan tenkit ve tecessüste baktığı zaman şey demez, hakikati alamaz yani. Alsa bile zorlanır, zor alır. İslamiyet nedir? Teslimdir yani. Ya hakkı bildikten sonra tam teveccüh etmek, tam teslim olmak esastır. Şüpheyle, şekle baktığın zaman o zaman yolunu yapmış olursun, uzatmış olursun. Evet. Burada kalalım. Bizim bir dersimiz daha var. Belki o ders gençlere daha muvaffak olur. İnşallah. Onu biraz uzun yaparız. Onu yapalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.